Merhaba, ben Kerem Çille. Bu videomuzda yine Veli abiyle birlikteyiz. Ballıkpınar, Gölbaşı Gölbaşı. mevkiindeyiz. Burası kışları oldukça soğuk olan Evet. bir mekan, onu söyleyebiliriz. Evet, çok Burada rahat. yine Veli abiyi videoda gördüğünüz üzere öyle bir durum olunca hemen aklımıza ne geliyor? Isı pompası, depolama ünitesi geliyor. Ama bu sefer her zamanki depolama markasından değil de farklı bir markayla. Evet. Hepsini bize Veli abi anlatacak. Videomuza hoş geldin abi Hoş öncelikle. bulduk. Sen de tekrar hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. Eylül ayında sanki bir yaz havası gibi. Evet, yazdan Gayet kalma güzel. bir gün gibi, sonbaharın güzel bir Evet. sonbahar günü. Bugün bu evle ilgili sistemin özetiyle başlayalım dilersen abi. Çatıdaki güneş panelinden, aküsünden, işte ısı pompasından bahsedelim. Yukarıda çatımızda 12 kW piklik bir DC güneş panelimiz var. Aşağıda Fronius Simogen 24 10 kW'lık hibrit invertörümüz var. Aynı zamanda yeni bir marka olan Fronius'un anlaşma sağladığı LG ResuFlex var. 12,8 kW saatlik lidyum bataryamız var. Lityum demir fosfat, klasik Evet, lityum evet, demir evet. fosfat en Evet, çok evet. kullanılan Evet. ama senin daha önceki videolarında gördüğümüz marka değil, burada LG marka Evet, kullanıyoruz. burada LG kullandık. Özel bir sebebi var mıydı? LG'yi özel bir sebebi yoktu ama LG'nin şöyle bir şeyi vardı. Hem iç mekanda kullandık. Gördüğünüz biraz önce videoda çektiniz zaten. İç mekanda diğeri de tabii ki iç mekanı için uygundu. Burada müşterimizin LG ile ilgili biraz daha LG'ye karşı bir sıcak bir sempatisi oldu. Evde kullandığı cihazlardan dolayı da Markaya karşı markaya sıcaktı, karşı ondan dolayı. tercih etmek istedi. Ve şu anda aynı zamanda full backup dediğimiz elektrik kesildiğinde belli kritik yükleri beklediğimiz backup ünitesini de kurduk. Şu anda onu kullanmaya devam ediyorlar. Peki buradaki batarya baktığımız zaman ömür açısından, cycle anlamında, garantiler anlamında nasıl? Burada cycle olarak yine şeyle aynı, BYD ile aynı cycle değerine sahip. Yalnız burada LG kurulum yaparken LG'nin şöyle bir ufak bir detayı var. LG'nin ilk başta bir sertifikasyon almak zorundasınız. Sınavından geçeceksiniz. Sınavdan geçtikten sonra LG ise bir sertifikasyon veriyor. Bu sertifikasyonla beraber LG uygulaması üzerinden bunu yapılandırıyorsunuz ve garanti süresi o zaman 10 yıl oluyor. Öbür türlü garanti süresi 5 yıl olarak sınırlandırıyor. Ve burada internete bağlarsanız da ve onların istediği ideal koşulları sağladığınız sürece bu 10 yıl garantiyi size koşulsuz olarak LG firması vermekte. Veli abi, güneş enerjisi var, depolama var. Senle olduğumuz bütün videolarda da ısı pompası da vardı. Burada ısı pompası Burada ısı pompası uygulamadık. Burada mevcut doğalgazlı bir cihazımız var ve boilerimiz var. Belki ileriki iki aşamalarda ısı pompasına geçmeyi düşünebiliyor. Çünkü daha yeni taşındıkları bir ev, yeni kurulmuş bir sistem. Biz de bu sistemi kullanılmasının daha doğru olacağını düşünerekten hani tekrar bir Birlikte fikir alışverişi evet yaparak. evet tekrar bir maliyet olmasını istemedik. Yazık, sonuçta bir yatırım yapılmış. Bu da bir milli servet sonuçta. Bu belli bir süre kullanılsın. Daha sonra dedi cihazın performansına göre biz de ısı pompasına geçelim diye Zaten düşünüyoruz. ana omurgayı oluşturmuşsunuz. Güneş enerjisi var, depolaması var. Doğru, Eğer doğru. elektrikli araç isterse hemen şarj ünitesi de alıp koyabilirsin. Aynen onu da koyabiliriz. Onu da Sonuçta ana omurga şu an oluşmuş oluşturuldu vaziyette zaten. ve sonrası müşterinin tercihine kalmış opsiyonlar Aynen. diyebiliriz. Ondan dolayı biz 10 kW tercih ettik burada. Yani buraya bir al kendisinin babasının evine de kurduk. Oraya 6 kW'lık kurduk. Yetiyor. Orada satış da yapabiliyor. Burası da satış yapacak iskanla beraber alındıktan sonra. Ama dediğim gibi buradaki amaç ileriki aşamadaki ana omurgayı oluşturup buna eklentileri Lego gibi ekleyip ısı pompasını, işte ne Şarj bileyim şarj ünitesi. ünitesini, Belki ısıtmaya depolama, ekstra depolama. ekstra depolamayla büyütebiliriz bunu. 17 kW'a çıkartabiliriz veya 10 pilotla bu ısınmaya veya sıcak su destek ünitelerini kurabiliriz. Bu gibi eklentileri daha sonra ekleyebileceğiz zaten sistemimize. Peki bu tarz videolarda her zaman merak edilen sorular vardır. En başında gelen soruyu sen de çok iyi biliyorsun. Bu işin maliyeti ne kadar? Bize aşağı yukarı böyle bir sistem ne olur? Yaklaşık 18-20 bin dolarlık bir maliyeti diyebiliriz böyle bir sistemin. Batarya dahil mi? Batarya hariç. Bataryanın da maliyetini tam aşağı yukarı hatırlamıyorum ama bataryanın da maliyeti 8 bin, 9 bin dolar civarlarında diye hatırlıyorum Kaç yanlış olmayayım. kilowatt saatlik bir bataryaydı? 12,8 kilowatt saatlik Ya bir 1000 batarya. doların altında bir Evet, rakam. evet. Yani 1 kilowatt saat depolama bedeli 1000 doların altında ve her geçen günde aşağı doğru düştüğünü Tabii iniyor aşağı. söyleyebiliriz. Ciddi bir şey var. İnternetten de buradan hani açıklayalım, söyleyelim.
araştırırsanız yani yüzlerce kaynak var ve lityum batarya fiyatlarının çok ciddi bir şekilde aşağı doğru düştüğünü gösteren onlarca grafik göreceksiniz. Bu iş ben hep şey örneğinden gidiyorum. LCD televizyonlar gibi ilk çıktığı zaman çok pahalıydı, her evde yoktu. Ama şu an bakın hepimizin evinde LCD televizyon var. Çok doğru. Bataryalar da o tarafa doğru gidecek. Her evde, tercih edilen her evde diyelim, olacaktır. Ya aynı panel fiyatları bugün hangi rakamlara geldiğimizi hepimiz biliyoruz. Evet. Aynı şekilde batarya da bu şekilde aşağı doğru bir inişe geçecek. Çünkü üretici arttı, ithalat arttı, aynı zamanda ihracat da artacak. Türkiye'de de üretime başladık. İşte Polatlı'da üretti. Polatlı'da onu söyleyecektim. Pomega'nın kontrolmatik inanılmaz bir yatırım. Evet. Fabrikayı tebrik da etmek ziyaret lazım. Etme şansımız oldu. Açılışına İnşallah da katılmıştık. İnşallah biz de ziyaret edeceğiz. Yani evet, orada da güzel bir yatırım. Bu da bununla beraber, bu da buna vesile olarak da batarya sektörünün, yani daha doğrusu sistemlerin batarya ile birlikte entegrasyona doğru gittiğini bu gösteren bir güzel bir örnek, evet, bence. Burada şeyi de belirtelim, hazır yeri gelmişken. İnsanlar şey zannediyor, yani dışarıdan prizmatik hücreler gelecek, burada toplayacaklar, kasaya koyup hani ürün diye satacaklar. Hayır, kesinlikle öyle değil. Direkt lityum bataryayı burada üretecekler. Üretilecek, A'dan yani, Z'ye. Evet, her noktada buradan üretecekler. Öyle bir toplama kampüsü değil orası. Onun da altını çizelim. Önemli bir detay. Demontaj, montaj yeri değil. Evet. Üretim yeri. Evet. İhracat kesinlikle yapacağımız bir nokta. Dolayısıyla firmayı da tebrik etmek, evet, lazım. Başarılar dilemek lazım. Kesinlikle. İnşallah bu tür yatırımlar ülkemizde artar da hem kullanıcılar hem bizim gibi uygulayıcılar için de daha çok seçenekler önümüze çıkar. Zaten bu konuda benim sevindiğim nokta şu Veli abi. Ya kullandığımız her şeyin içerisinde batarya var. Şu an yakamızda, evet, mikrofon var. Evet. Bunun içinde de batarya var. Evet. Kulaklık kullanıyorsun, onun içinde batarya var. Cep telefonunun içinde var. İşte sağına soluna elini dokunduğun her yerde batarya var. Noktasına gidiyoruz batarya yani. Olmayan o yüzden şey bir şey çok kullanılıyorsa fiyatı da aşağı doğru iniyor. Bunu çok net biliyoruz. O anlamda da bu fiyatlar daha da ucuzlayacak. Tabii ki ilk etapta bir öncü grup var. Teknoloji meraklısı ya da fiyat anlamında bütçeleri el veren, buraya bu paraları yatırmak isteyenler. Bunlar başlayacaklar yavaş yavaş. Sade vatandaşa doğru. Hepimize inen, doğru yayılacak. Evet, hepimize yayılan bir şey olacak bu güneş enerjisi. Ben o yüzden biliyorsun evin balkonunu kırdım. Yani bir ya panelle, evet, bir inverterle bile küçük. Bu işe girebilirsin sen aslında. Bu yaz ısı pompanı da kurduk. Evet, ısı pompası ile ilgili de çok güzel bir video geliyor. Şimdi, evet, onu da müjdesini verelim, öyle söyleyelim arkadaşlara. Sıfırdan bir sistem nasıl yapılıyor, bütün aşamalarını kaydettik. Çok keyifli, güzel bir video olacak. Güzel olacak. Öğretici. Bu kışta inşallah sen de doğal gaz cihazını sökeceksin. Evet. Onu büyük bir zevkle bekliyorum yani. Veli abiyle ilgili şöyle söyleyeyim. Kapıdan giriyoruz bu eve. Şey dedi, ya bu evde de doğal gazı kapatamadık henüz falan diye. Çünkü ısı pompası kuruyor ve evin doğal gaza hiç ihtiyacı kalmıyor. Evet, doğal gaz manası kapalı. Kapalı. Evet, doğal gaz manası kapalı. 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 Doğal gaz manası kapalı. 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 Doğalgaz manası kapalı. Kapalı. Veli abinin de öyle bir moda oldu. Ve evlerden doğalgazı kesme. Bizim ya sonuçta ihtiyacımız yok. Biz enerjiye bağlıyız. Ne kadar biz, evet, kendimiz enerjiye bağımlılığı azaltırsak hem ülkenin cari açığına katkıda bulacağız hem de, evet, insanların daha rahat, daha özgür bir şekilde yaşamlarını devam ettirmelerini sağlayacağız. Evet. Bu da bize ayrıca de bir zevk veriyor, mutluluk veriyor. Bu videoyu çektiğimiz zaman bugün dizel 40,5 falan ya da 39,5, benzin öyle bir seviyedeydi. Ya baktığınızda kendim güneşten elektrik üretip bir elektrikli arabaya deposunu, güneşten elektriği çok rahat doldurabiliyorsun. Çok rahat. Zaten iş oraya doğru evriliyor. Bataryalar zaten orada ön plana çıkacak. Ve bu kilometreyi 800 bine getirdiğiniz zaman o zaman orada çok büyük bir çığır açılacak. İnşallah kesinlikle, hep herkes için hem uygun fiyatlı çözümler olacak hem de ülke bunu çok hızlı bir şekilde geçecek ki biz de o zaman hem fosil yakıtlardan çok hızlı kurtulacağız hem de daha özgür bir, rahat bir şekilde seyahatler edebileceğiz yani. Eyvallah. Çok teşekkürler. Burada anladığım kadarıyla özetlemek gerekirse profesyonel kalitede paneller var. Profesyonel premium segment bir inverter var. Premium segment yine bir batarya var. Evet. Ve
biraz önce de biz ev sahibiyle çok güzel bir söyleşi evet, yaptık. Evet, Banu Hanım sağ olsun bizi kırmadı. Evet. Bugün Gölbaşı Balıkpınar mevkiindeyiz. Banu Hanım sağ olsun bizi misafir etti. Çok teşekkürler. Çatısında da harika bir güneş enerjisi sistemi var. Aslında sadece güneş enerjisi de değil, depolaması. Burada herhalde elektrikler çok kesiliyor. Evet evet, çok altyapı burada tabii köye göre yapılmış ama birdenbire yerleşim fazlalaşınca çok fazla inşaat gördük, evet. Elektrik şebekesi yetmez hale geldi. Özellikle kış aylarında yağışlı havalarda çok anormal kesintiler oluyor. İlk taşındığımızda çok ciddi ciddi problemler yaşadık. Hele kışın kesildiği zaman ısınma sorunu da yaşıyorsunuz yanında, kombi de çalışmıyor. Sonra bu güneş enerjisi yapılınca huzura erdik. 40 saniye sadece elektriğimiz kesiliyor. Ondan sonra tekrar normal hayatımıza döndük. Mutfak alışkanlıklarınızı ben merak ediyorum. Ben bununla ilgili çok video yaptım. Çatıya güneş enerjisi kurduğun zaman mutfak alışkanlıkları değişecek. İndüksiyonlu ocaklara geçeceğiz mesela. İşte suyu kettle'da ısıtacağız gibi örneklerle anlattım. Sizin yaşantınızla ilgili neler değişti bu sistemden sonra? Bizim zaten her şeyimiz elektrikle alakalı. Bizim faturaya faydası oldu. Şu an yani 3-4 ayda bir falan fatura ödüyoruz. Çünkü gece kullandığında bataryadan kullanıyor. Hı hı. Eğer batarya belli bir seviyenin altına inecek kadar bizi besliyor. Sonra yedek olarak onu tutuyor. Ama şu ana kadar gece hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hiç şebekeye geçtiğini tahmin etmiyorum. Yani hep bataryadan besledi bizi. Maliyetinde ciddi bir düşüş oldu elektrik faturamızın. Hı hı. Onun dışında çok tüketimimiz fazla. Mutfaktaki aletler olsun, sürekli çalışan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutma makinesi. Onun dışında indüksiyonlu ocaklar, fırınlar, ocaklar, fırın, her şey gördüğüm kadarıyla elektrik. Artı dışarının aydınlatması, ciddi elektrik faturası ödüyorduk. Şimdi dediğim gibi yani dörtte birine falan anca düştü. Tabii ilk yatırım maliyeti de ona göre yüksek bir iş. Sonuçta bu konuştuğumuz şeyler müstakil evler için çok makul gözüküyor. İlk yatırımda da ciddi bir bütçe ayırıyorsun ama günün sonunda da enerji özgürlüğünüzü tabii, tabii yani sağlamış ama oluyorsunuz. Ama bir de ömürlük bir şey bu. Yani evet, belli bir müddet sonra sonuçta bu kendini amorti edecek ama sistem hep bizimle. Peki sistemi velibeyler kurmadan öncesi ve kurduktan sonrasında sizin alışma süreciniz oldu mu yoksa her şey zaten kendi kendine? Yok, kendi kendine her şey oldu. Yani ben mesela bir de evden çalışıyorum aynı zamanda. O benim için çok büyük handikaptı. Ben tam çalışırken elektrikler kesiliyor. Hadi bilgisayarımı topluyorum, gidiyorum kendime elektrik olan bir yer arıyorum. Şimdi o da kalmadı çok şükür. 40 saniye sadece işimden alıkonabiliyorum. Onun dışında sonrası hemen elektriğim kesintisiz geliyor. Süper, harika. Yani bu sistemden sonra bir adaptasyon sürecine ihtiyaç yok. Hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Yok. Hiçbir ayar. Elektrik gündüz kesiliyorsa daha da güzel. Bataryadan da kullanmıyorsunuz o zaman. Direkt güneş enerjisi sizi besliyor. Harika. Peki bu konuda burası özellikle inşaatların çokça yapıldığını söylediniz. Bunu tavsiye eder misiniz? Siz memnun musunuz? Kesinlikle. Gerçek manasıyla. Kesinlikle. Yani zaten biz burayı inşaat aşamasında güneş enerjisi, pardon, jeneratör yaptırmayı unutmuşuz. Hı hı. Ondan sonra bu güneş enerjisi yapılana kadar ah biz bunu neden unuttuk, neden unuttuk, neden unuttuk, o kadar pişman olduk ki ama artık ona tekrar geri dönmek o kadar zor ki. Hı hı. Yani birçok altyapıyı değiştirmek lazım, tekrar yapılan şeyleri kırdırmak lazım. O yüzden ona tekrar cesaret edemedik ama güneş enerjisi olunca tertemiz yani o, jeneratör gibi ses yok, sürekli mazot taşıma derdi yok. Hı hı. O kendi kendine çekip çeviriyor her şeyi. Harika, harika. Bu tarz gerçek müşteri deneyimleri bölümünü de videoların içerisine koymayı çok istiyoruz. Sağ olun siz de bizi misafir ettiniz, kırmadığınız söyleşi teklifimizi de kabul ettiniz. O anlamda gerçekten birebir neyse onu yansıtmak bizim en istediğimiz senaryo. O yüzden çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eklemek çok mutluyuz. Istediğiniz... Yani kesinlikle tavsiye ediyorum eğer düşünen varsa. Özellikle bizim gibi kesintili bölgede yaşayanlar varsa çok rahat edeceklerdir. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bizi ağırladınız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Rica ederim. Dedik, memnun musun? Her şey yolunda mı? Ne varsa söyleyin. Videonun içerisine samimiyetle koyacağız, yerleştireceğiz bu evet, söylenenleri. Şu, aynen. Çok memnun. Bu bölgede özellikle çok fazla elektrik kesintisi maalesef oluyormuş. Maalesef. Elektrik kesintilerinin olduğu yerlerde depolamalı bir sistem
çok hayat kurtarıcı bir noktaya geliyor. Evet. Burada bir tek noktaya dikkat edeceğiz. Biz bu tür bataryalı, bu tür on-grid sistemleri kurduğumuz bataryada elektrik kesildiğinde kullandığımız elektriğin, bataryadan gelen elektriği özellikle altınca acil güç modu olarak çiziyorum ki burada acil güç modun anlamı bu kısa süreli elektrik kesintilerinde evin acil ihtiyaçları, işte televizyon, buzdolabı, kamera, internet, lambalar gibi ihtiyaçları beslememiz gerekiyor. Onun dışında demarajı yüksek, ilk kalkışta yüksek akım çeken veya çalışırken elektrik lisansla çalışan çamaşır makinesi, kurutma, kahve makinelerini buna dahil etmememiz gerekiyor. Böyle bir sistem isterseniz, onu da daha önce seninle yaptığımız Urla'daki projemizdeki evet. gibi bir şey sistem kurmamız da mümkün. Yani bunun... günün sonunda şunu söyleyebiliriz, yani yanlış anlaşılma olmasın. Çok demarajlı ürünler, yani aslında şöyle söyleyelim, sistemi tasarlarken ne kullanacağınızı bilmek gerekiyor ve ona göre sistemi tasarlamak gerekiyor. Doğru. Günün sonunda 100 tane kahve makinesini aynı anda çalıştıracak sistem de kurabilirsin. Ama doğru. ona göre tasarım yapacaksın. Aynen. Ona göre bir bütçe ayarlayacaksın. Bravo. Yoksa bravo. Teknik anlamda ya güneş enerjisiyle bunu yapamayız diyeceğimiz bir senaryo yok. Her şeyi yapabiliriz. Evet, bunu Urla'da gösterdik. Evet, Urla'daki hatta, sistem çok bunun enteresan üst bir örneğiydi. Evet, bunun daha küçüğünü seninle Tekirdağ'da çekeceğiz. Öyle mi? Tabii iki tane böyle bir ev var kardeş. Köfte yemeye Tekirdağ'a gideceğiz. Evet, köfte yemeye Tekirdağ'a gideceğiz. Güzel. Şeyimiz. Ben hazırım biliyorsun. Evet, yani biz bir de telefon. Hazırız. Biz seninle... bu tür uygulamaları çekmeye devam edeceğiz. Hem, eyvallah. Senin bu bilgilerden faydalanıyoruz. Hem birbirimize destek oluruz. Hem de güzel sohbetler oluyor. Evet. Bu işlerin de yapılabilirliğini gösterebilmek istiyoruz insanlara. Kesinlikle. Amacımız bu. Kesinlikle. Yani bunun sadece tek bir senaryodan olmadığını, sizin kendi enerji profilinize uygun, evdeki harcamalarınıza uygun bir sistem kurulabilir. Ve siz neyi istiyorsanız tam olarak o yapılabilir. Doğru. Bunu söylemek çok önemli. İnsanlar sadece bir sistem varmış, bir yöntem varmış gibi bir yanlış algı içerisinde de olabiliyor. Güneş enerjisi her türlü senaryoya uygun. Yeter ki düzgün planlama, mühendislik işin içerisinde olsun. Bu iş sadece bir panel aldım, inverter aldım, birbirine bağladım, işte akü entegre ettim. Bak çalışıyor, mühendislik firmasına çok para vermeye gerek yok. Çok para istiyorlar. Ya bu iş aslında o kadar basit değil. Arka planında bu işin mutfağında çok emek var. Evet. Bunu bir kere evinize güneş enerjisi kurdurduysanız biliyorsunuz ancak. Yoksa dışarıdan söylenenler abartılıyor canım o kadar da değil denilen şeyler oluyor ama hiç abartmıyoruz hakikaten. Ben kendi evime yaptırdığım zaman belediyeye defalarca gittim geldim. Kaymakamlığa gittim geldim. O kısmı biz de çözelim. Uygunluk yazıları işte itfaiye raporları şunlar bunlar yani hepsini topladığınız zaman bunlar hakikaten zaman harcayacak şeyler. Halbuki yüzden, bunların daha pratik olsa daha evet. basit bir şekilde... Doğalgaz sektöründe çözüldüğü gibi bir online sistemi herhalde geçiliyor evet. yakın zamanda. Eylül sonu itibariyle online başvuru sistematiğine geçeceğiz ama işin ne kadarı online'a geçecek, projeler de online olacak mı İnşallah. Noktasında soru işaretleri var henüz. Evet, herkes umarım hepsinin dijitale geçtiği proje dahil insanların kolaylıkla yapabileceği şeyler. Yıl olmuş 2023 hatta 2024'e gidiyoruz. Evet. Yani kalkıp da hala proje yapıp o kağıt israfı bir kere ve o kağıtları kullanmak da bence sıkıntılı. Tabii orman bir. Sonuçta yine evet. Biz yeşille ilgili bir şey yaparken bir taraftan da tam yaptığımızın zıttını evet. yapıyoruz yani. Ben mesela kartvizit kullanmıyorum. Yani evet. daha önce videosunu da yapmıştık. Weeble diye bir ürün evet, var. Evet, senin bize gönderdiğin biz de onu kullanıyoruz. Öyle zaten. Mi? Tabii. Harika abi. Teşekkür zaten ederim. Baktığınızda bir tane kart ve biyo bozunur bir malzeme. Doğada çözülüyor. Yani çevreye biraz duyarlı olmamız lazım. İşe hep maddi boyuttan bakıyoruz ama bu iş sadece maddiyat değil. Doğru. Neyse benim çenem düştü. Yok estağfurullah sohbet yani güzel. Eyvallah. Sonuçta biz gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmamız evet, lazım. Güzel de bu gerçekten, evet bu mesaja uygun hareket etmemiz lazım. Elimizden geldiği kadar buna ne kadar katkıda bulursak bu sadece çevrenin dışında ülke ekonomisi, cari açı da azaltıyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla bu ülke hepimizin. Elimizden ne geliyorsa en hızlı şekilde yapmamız lazım. Çok teşekkür ederim Veli ben abi. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için de. Evi gezmemiz de güzel oldu. Ve gerçek manada müşteri memnuniyeti bölümünü de videonun içerisine ekliyor olacağız. Evet. O anlamda bu da... Bu anlamına da ayrıca evet, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. İyi günler. Çok sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun onlara tekrar. Tekrar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.